Şöyle bir Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Depremin sert vurduğu yerlerden bir tanesi de Gölbaşı ilçesi. İlçede gezdiğimiz zaman birçok yerde yıkıntıların olduğunu gördük. Sizin de şu an görüyorsunuz, yollara vurmuş, yollar parçalanmış, elektrik direkleri, telleri kopmuş yerde. Şu an bir sokağa baktığınız zaman sokağın içindeki 10 binadan 8 tanesi depremden ağır bir şekilde hasar görmüş. Yine hemen arkamızda da gördüğünüz gibi deprem binaları tamamen tuzla buz hale getirmiş. Fakat şimdilik kentte gezdiğimiz kadarıyla şimdiye kadar herhangi bir çalışma olduğunu görmedik. Sadece belli kontrol noktaları yapılmış. Şehrin giriş çıkışlarında trafik için konulan belli kontrol noktaları var. Fakat binaların başında çalışan, enkazlarda çalışan herhangi bir çalışma burada gözlemleyemedik. Yine kentte AFAD'a dair veya Kızılay'a dair bir emare burada da göremedik. Adıyaman'daki gibi burada da ağır işleyen, aksak işleyen bir çalışma durumu var. Kentte sokaklarında gezerken Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gönüllülerle konuştuk. Onlarla sohbet ettik. Manisa'dan, Tokat'tan, farklı yerlerden gelen gönüllüler vardı. Onlarla sohbet ettiğimiz kadarıyla hani burada bir gönüllerin bireysel olarak kendi emekleriyle, kendi güçleriyle bir şey yapmaya çalışıldığını anladık. Enkazlara gidip ses var mı diye seslendiklerinde yaşam belirtisini olduğunu düşündükleri enkazlarda çalışma yürüttüklerini söylediler. Yine bunlara yönelik herhangi bir ekipman desteği de yapılmamış. Hani onların anlatımıyla yine devlet sadece onları konaklama bir yeri ayarlayacak, fakat onu bile ayarlayamamışlar. Bir organizasyon yapılamamış. Yine zaten görüyorsunuz ortalık, hani burada kar yağmış, soğuk bir hava var. İnsanlar depremden etkilenmiş, evsiz kalmışlar. Sokakta yaşıyorlar, fakat buna karşılık bir adım atılmamış. Bu ihtiyaçların giderilmeye yönelik bir adım atılmamış maalesef.